Merhabalar çocuklarım. Bu videomuzda da yine soru çözümlerimizden devam ediyoruz. Kavramın sorularını çözmek istedim. Geometrik cisimler ve hacim ölçme ile alakalı. Güzel sorular var. Bazı düzeltilmesi gereken yerler var. Onları da söyleyerekten bu videomuzu bitirmiş olacağız. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. 1 metre küp su eşittir 5 TL'dir diyor. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre 1 metre küp suyun fiyatı 5 TL'dir. Yukarıda ayrıt uzunlukları verilen havuz belediyenin suyuyla tamamen doldurulmak isteniyor. Buna göre bu havuzun tamamen doldurulmak için belediyeye ödenecek olan ücret kaç TL'dir şeklinde bize sorumuzu sormuş. Çocuklarım, biz havuza baktığımızda 200, 500, 3 birbirinden farklı olduğundan bir dikdörtgen prizma görüyoruz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmini biz nasıl buluyorduk? Yani aslında dikdörtgen değil, karenin, küpün ve dikdörtgenin genel itibariyle hacim formülümüz neydi bizim? Hacim eşittir en çarpı boy çarpı yükseklikti. Şimdi benim öncelik olarak şunu yapmam lazım. Neyi vermiş bana? 1 metreküp suyun 5 TL olduğunu. Demek ki ben ne yapmam lazım? Bunu metreküp cinsinden bulmam lazım. Santimetre, santimetre, metre. Tamam, bunda bir problem yok. Ama bunu ve bunu ne yapmam lazım? Santimetreden metreyi çevirmem lazım. Hatırla, metre, desimetre, santimetre. Şimdi santimetreden metreye gideceğim. Ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru. 1, 2. Dereceleri 1 olduğundan dolayı 1, 0 ne tarafa doğru eksileceğiz? Veya virgülü kaydıracağız. Sol tarafa doğru. O zaman diyorum ki 500 santimetre, 2 tane kayarsam 1, 2 oldu sana 5 metre. 200 santimetre eşittir 2 kez kaydım, bu da oldu sana 2 metre. O zaman şimdi sorumuzu çözebiliriz. Neyi biliyordum ben hacimde? En çarpı boy çarpı yükseklikti. Bu hacim formülünü kullanacak olursam o zaman hacim eşittir 5 çarpı 2 çarpı 3 eşittir. Buradan hacmimiz kaç geldi çocuklarım? 5 kere 2 10. 10 ile 3'ü çarparsam 30 metre kare geldi. 1 metre karesi 5 TL ise 30 metre karesi nedir çocuklarım? 30 ile 5'i çarparsam 150 TL para olmuş olur. Cevabımız Bursa. Devam ediyorum. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda yukarıda ayrıt uzunlukları 5 metre, 4 metre ve 8 metre olan. Burada 5, 8, 8 olarak vermiş çocuklarım. Biz onu 5, 4, 8 olarak alalım. Son işlemimizi ona göre çözelim. Aşağıdaki şıklara bakmayalım. Tamam mı? Olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içine bir ayrıtının uzunluğu 20 desimetre olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir? Şimdi çocuklarım, bana dikdörtgen prizmasını metre olarak vermiş. Yani ben bunları hacmini bulduğumda metre küp olarak bulacağım. Ama burada küpü bana desimetre olarak vermiş. O zaman ne yapmam lazım bu desimetreyi? Metreye çevirmem gerekiyor. Öncelik olarak da şu şekilde bir işlem yapmam gerekiyor. Dikdörtgen prizmasının hacmi dedim. Eşittir 5 çarpı 4 çarpı 8 dedim. 5 kere 4 20. 20 ile de 8'i çarparsam 2 kere 8 16. 1 sıfırımı ekledim. 160 metreküp ne? Dikdörtgenler prizmasının hacmi. Şöyle yapayım da karışmasın yukarıdaki soruyla. Şimdi küpün bir ayrıtı 20 desimetre miydi? 20 desimetreyi öncelikle ne yapmam lazım? Metreye çevirmem lazım. Neydi? Metre, desimetre. Desimetreden metreye gidiyorum. Sol tarafa doğru bir basamak, bir sıfır eksileceğim. O zaman dedim ki 20 desimetre eşittir 2 nedir çocuklar? Metre. O zaman küpün hacmi diyorum. Küpün hacmi eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 mi? Çünkü küpün bütün ayrıtları eşittir. 2'nin küpünden burada ne geldi çocuklarım? 8 metre küp geldi. O zaman ben 160'ı 8'e bölersem en fazla kaç tane küpün yerleştirilmiş olacağını bulurum.
O zaman 160'ı 8 metreküp'e bölersem bunlar birbirini götürür. 160'ı da 8'e bölersem 20 tane yerleştirmiş oluruz. Dediğim gibi burada şıklarda hata vermiş. O yüzden bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Geldim 3. soruya. 3. soruya baktığımda bize diyor ki yukarıda bir aylıtının uzunluğu 20 cm olan küp şeklindeki odanın parçası verilmiştir. Küp şeklinde olduğundan dolayı bütün aylıtları nedir çocuklar? 20 cm'dir. Odun parçasının şekildeki gibi görünen kısmına aylıt uzunlukları 8 cm, 10 cm ve 15 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde oyuk açılmıştır. Yani şuradan bahsediyor. Buna göre odun parçasının geriye kalan kısmının hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi bütün hepsini santimetre olarak vermiş ve bana en son soruda da santimetre olarak sormuş. Yani çevirmem gereken bir şey yok. O zaman ne yapıyorum çocuklarım? Öncelik olarak odun parçasının yani bu küp şeklindeki odun parçasının neyini bulacağım? Hacmini bulacağım. O zaman dedim ki küpün hacmi eşittir. Bir tarafı 20 ise diğer tarafları da nedir? 20'dir çocuklarım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 3 tane sıfırımı ekledim. 8000 santimetre küp ne? Odun parçasının hacmi. Şimdi geldim çıkarılan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. Dikdörtgen prizmasının hacmi eşittir 8 çarpı 10 çarpı 15. 8 çarpı 10 çarpı 15. 15 ile 10'u çarptım 150. 150 ile de 8'i çarparsam ne gelir? 1200 santimetre küp gelir. Ne yapıyorum çocuklarım? 800'den bana geriye kalan alanı sormuştu. 800'den 1200'ü çıkartırsam geriye ne kalır? 680 santimetre küp kalmış olur. Cevabımız Denizli olur. Devam ediyorum çocuklarım. Bir sonraki sayfaya geçtim. 4. soruya baktığımızda diyor ki bize benim dikdörtgenler prizması şeklindeki oyuncağım 60 tane birim küpten oluşuyor. Buna göre Selim'in oyuncağının ayrıt uzunlukları arasındaki ayrıt uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi aslında size ilk derste anlattığım şey aklınıza gelmesi lazım. Aslında bizim bulduğumuz hacim neydi? Bir prizmanın içerisine kaç tane küp yerleştiriyoruz onu buluyorduk değil mi? Aslında bize şunu derken hacmi söylemiş. Hani diyor ya bize 60 tane birim küpten oluşuyor. Yani aslında sana diyor ki bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 60 diyor. Yani şu şekilde yapacak olursam dikdörtgen prizmasının hacmini bana 60 olarak vermiş. 60 birim küp. Şimdi aslında diyor ki sana bunların hangisini çarparsan 60 haricinde bir sayı çıkar diyor. O zaman tek tek ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. 3 çarpı 4 çarpı 5, 2 çarpı 5 çarpı 6, 2 çarpı 3 çarpı 15 ve 2 çarpı 3 çarpı 10. A, B, C ve D. Şimdi ne yapıyorum çocuklarım? 3 kere 4 12, 12 ile 5'i çarparsam 60. A gitti. 2 kere 5 10, 10 ile 6'yı çarptım 60. B de gitti. 2 kere 3 6, 6 ile 15'i çarparsam 90 geldi. 2 kere 3 6, 6 ile de 10'u çarparsam 60. O zaman benim doğru cevabım ne olması lazım? Ceyhan. Çünkü 2, 3'ü ve 15'i çarptığımda 90 gelir. 90 olursa 60 tane birim küp olmaz. Geldim bir sonraki soruya. 5. soru. 5. soruyu size söyleyeceğim. Siz kendiniz çözümünü yapın çocuklarım. Burada bize bir havuz vermiş ve havuzun boyunu enine ve derinliğini vermiş. 8 metre, 3 metre ve 2 metre. Bu havuz kaç desimetre küptür diyor. Burada dikkat etmen gereken şey sen bunun hacmini bulduğunda metre küp cinsinden bulacaksın. Bu metre küpü en son neye çevirmen lazım? Desimetre küpe. Yani metre küp, desimetre küp. Metreden desimetreye gideceksin sağ tarafa ve her
Gittiğin basamakta 3 tane sıfır eklemen gerekiyor. 5. soru size emanet. Geldim 6. sorumuza. 6. sorumuz da aslında bir önceki 3. sorumuza benziyor çocuklarım. 3. sorumuza değil. 2. sorumuza benziyor. Şimdi şöyle bakacak olursak bize diyor ki nakliyecilik yapan bir firma 3 metre, 5 metre, 5 metre ve 0,5 metre boyutlarında konteyner ile 100 santim, 50 santim ve 25 santim boyutlarında koliler taşıyacaktır. Firma konteyner ile bir seferde en fazla kaç koli taşıyabilir? Şimdi sen konteynerin hacmini metre kare, metre küp olarak bulacaksın. Ama sana verilen koliler santimetre. O zaman ne yapman lazım? Bulduğun kolinin, yani bir kolinin hacmini metre küpe çevirmen gerekiyor. Doğru mu? Yani şundan bahsediyorum. Nakliye aracının hacmi eşittir ne olacak burada? 3 çarpı 5 çarpı 0,5. Ondalık sayılarda çarpma işlemini görmüştünüz. 3 kere 5, 15. 15'e de 0,5'i çarparsam 7,5 metreküp eder. Sonrasında devam ediyorum. Ne yapmam lazım? Buradaki kolileri çarpıp hacmini bulup metreküpe çevirmem lazım. O zaman diyorum ki kolinin hacmi eşittir 100 çarpı 50 çarpı 25. 100 çarpı 50 çarpı 25 ne gelir çocuklarım? 125 bin mi gelir? Ama bu ne? Santimetre küp. Ben bunu metreye çevirmem lazım. Metreye çevirirken ne yapacağım? Metre küpe yani. Şimdi metre küp, desimetre küp, santimetre küp olduğunu düşün. Santimetreden metreye geçiş yapacağım. Ne tarafa doğru? Şöyle farklı kalemle yapayım. Sol tarafa doğru gidiyorum. Sol tarafa giderken 2 basamak gideceğim. 1, 2. Ve küp olduğundan dolayı 3 tane burada. 3 tane burada. 6 tane kaydırmam lazım. 6 tane kayacak olursam buradaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 0,125 ne olur çocuklarım? Metre küp olur. Şimdi alan 7,5 metre küp. Bir koli 0,125. O zaman ne yapmam lazım? 7,5'i 0,125'e bölmem lazım. Hemen bölüyorum çocuklarım. 7,5 bölü 0,125. Ondalık sayılarda bölme işlemini de gördük. Burada 1, 2, 3 tane kaydıracağım. 3 tane kaydırdığımda ne oldu burası? 125 oldu. Yukarıyı da 3 tane kaydırırsam, bir tane kaydırdım 75. Doğru mu? Bir tane daha kaydırırsam 750. Bir tane daha kaydırırsam 7500 oldu. 7500'ü 125'e bölersem cevabım 60 gelir. Cevap C. Evet. 7. soru da aynı şekilde sana burada çevirmene bile gerek yok. Santim, santim ve santim olarak vermiş. Yani 6. soruyla aynı mantıkta çevirme dahi yapmıyorsun. O yüzden 7. soru da ellerinden öper. Evet, bu videomuz buraya kadar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.